hiç kendini kandırmaya... Ama al eline bir ayna, bak istersen suratına. Sen bal gibi serseri oldun oğlum. Hem de çifte su verilmiş, katıksız... Kazanıyor. Ellilik çalışır. Güzel. Al. Oküz, foküz, çımbırlop. Ey ya, beni mahcup etmedi gene. Seninki talih mi yani? Düpedüz işçilik. Ama senin karşında dubara yutacak naneci yok. Doğru, hile tabii yapıyor bu. Ne tabii hilesi be? Ben hilebaz değil, kumarın doktoruyum arkadaş. Ne yapayım yani? Hey! Bir dakika arkadaş! Kazanıp da tüymek diye bir hikaye var mı? İnsaniyetlik yapıyoruz be! Burada biraz daha kalırsam sıra kost... Yangından kaçan hamam müşterileri gibi sivil kalacaksınız, iyisi mi? Voltayı alalım da pantolonlarınızdan ayrı düşmeyin. Eyvallah! Hey! Dursana sen! Sökül bakın ettin! Boş koysana da! Postumuzu sana borçluyuz Apap, fakat hesabına sadece bir kuru teşekkür çalışır o kadar. Anlayacağım, can kurtaran bile olsan, para yedenini kurtaracaksın. Bu saatlerde burada dolaşmak... Zurnada peşrev olmaz, oyuna oturan her kazığı göze alacak tabii. Demek kumar oynadınız. Hile yaptın ve paraları sen toparladın. Gerisi de malum hikaye. O senin hile dediğin el işlekliği. İşleyen tezgahta elbet mangır toplar. Ama şansın her zaman bu akşamki gibi yaver gitmeyebilir. Günün birinde pisi pisine ölmek de var. Bizim yaşamamız alışkanlıktan zaten. Hem fiyakalı bir laf ederler hani, nedir o? Ha, patlıcanın acısını kırılmazmış. Oh, kusura bakma, dumansızlıktan iflahım solmuştu. Ondum. Günün birinde öderiz elbet. Neyi ödersin, hayatını mı? Yok canım, cigarayı. Sade elin değil, aklın da işlek senin. Doğrusunu istersen, köprü altı serserisine de pek benzemiyorsun. Anadan doğma değil, sonradan olma takımındanız. Olsa veriyorsak, iş bu sebebiyetten. Kumarın büyüğü kibar yerlerde oynanır. Köprü altında vurgun saydığın parayı... ...orada kurupiye bahşiş diye verirler. Bir dene istersen. Bizim gibisini böyle yerlerin kara suyuna bile duvul ettirmezler. Kapıya toslayıp da geçmez metelik gibi bozulmak istemem. Bu kartı verirsen... ...kimse yüzüne kapatmaz kapıyı. Yalnız... ...giyimini biraz hale yola sok yeter. Ellerine tembih et. Orada işlek elleri pek sevmezler. Onun için uslu dursunlar. Vay canına! Vay canına! Herifçoğlu çulu düz diye boşuna kaval çalmamış, binanın mostrası yerinde. Bu gibi kibaristan muhitlerinde ye kürküm ye dalgası söker. İyi ki bizim köprü altı moda kostümlerini mektep edip eski haline paydos etmişiz. Bir şey mi istediniz efendim? Zat halinizi çiğnemeden geçmek için az yana kaymanızı istedim. Biz değiliz. Nereden çaktın? Yoksa alnımız da? Çakmak vazifem mi yanındadır? Buraya kim ki ilk defa teşrif olmuştur, hafızama fotoğraflaşıp diye almışımdır. Bu kadar marifetin varsa burada garsonluk edeceğine bir fotoğrafhane açsaydın ya. Beyaz çeket giydiysem garson olmam icap ediyor. Bendeniz Menşur Artincin Gözyan. Anladık babalık, anladık. Bendeniz de Erol, Erol Madrabazyan. Şimdi azıcık müsaade et de depoya mazot alalım ha.
Bellidir ki malın gözüdür. Tam ütülü enayilere göre bir mezbaha. Kime bakarsan sıfır numara yolumluk bir zara arz ediyor. Göster sanatını Erol. İyi düşmez oğlum. Merhaba baba Beethoven. Merhaba. Şu elli papeli cebellezi etmek ister misin? Kim istemez? Emrettiğiniz bir parça varsa çalayım. Sadece şu çaldığın havayı değiştir yeter. Tutulan bir parçadır. Belki öyledir ama bende kaşıntı yapıyor. Ne o? Yoksa size unutmak istediğiniz bir hanımı mı hatırlatıyor? Evet, kaynanamı. Aşkı sevdada kaybeden, kumarda kazanır diye bir lakırdı var. Velakin ben ne de olsam... lafınan peynir gemisi yol almaz. Yoksa bana güvenemedin mi? Sine güvenmişimdir. Velakin sana en fazla Toto oynamak yaraşır. Tevellüdün 18'i gitan bulmuşsa tabi. Korkma, görünüşümüz cilaldır ama kafa kağıdımız eskidir. Anlaşılan zatınız da beni toy sandınız. Sinek kaydı tıraşıma bakıp da işaretli sinekleri yedirmeye kalkarsanız ahbaplığımıza kar yağar, sonra ona göre. Ne biçim konuşuyorsunuz beyefendi? O biçim işte, başına göre tıraş. Değiştir de dilim düzelsin. Hadi arkadaşım, neşemiz yerine gelsin. Yeni bir destek kağıt getir, bayağı. Onlar dışarı... Ooo, bak oğlum, tedarikatlı gelmişsindir. Yaya kalmamak için, al bunları da muska yaparsın ha. Leblebiciler, şimdi görelim eşkalinizi oğlum. Bu işin üniversitesi köprü altı. Belli ki kasaplar mezba cinsinden kasap. Ulan laternacı. Çok şanslısınız. Buyurun. Bir tepe olmuştur. Bu daha tepecik. Beylerin hazinesi müsaitse yakında dağ olur. Beyin şansı çok fazla. 10.000 kazandı. Sinyaller başladı, arkasından da şenlik gelir galiba. Bu kaza can kurban çorbacı. İsterseniz bu akşamlık bırakalım da müessese top atmasın ha. Şunları da paraya tahvil edelim. Baş üstüne beyefendi. Baylar, bayanlar. Eyvallah. Güle güle beyzadem. Bu ne iştir be? Ha? Trafik fazla sıkıştı, yeşil yansa da geçsek. Niyetim tamam, falsom yok, niye görüneyim? Saatinizi soracak da. Ya, maşallah katır gibi alanmışlar, bir de kandilli selam sarkıtırsın da... Fazla gevezelik ediyorsun. Hoşunuza gitmiyorsa kulaklarınıza pamuk tıkayın. Fazla öteyim be arkadaş, yürü bakalım hadi, yok, yürü! Hiç de nazik değilmişsiniz. Size randevum olduğunu söylemiştim ya. Aldın şunu da arşlık edin ha. Yere gidemezsin. Seninle patron konuşacak dedim. Boş koysana patrona be! Merhabalar! Zaten izin... Bizi yalnız bırakın. Peki patron. Nasıl? Evet. Üstelik söz de dinliyorsun. Dediklerimi unutmayıp kıyafet de değiştirmişsin. Öyleyimdir. Bizim rahmetli anlayışlıdır derdi. Orası biraz şüpheli. Neden? Bu gibi yerlerde hile yapılmayacağını anlayamadığın için. Bizim rahmetli derdi ki... Hangi rahmetli? Yani ya moruk.
sözün hülasası, baba prensibi olaraktan kendime tabiat edinmişimdir. Dişe diş, göze göz ama senin kaşalotları ile yapınca içimden olan leblebiciler böyle enayi plakisi gibi yapıp böyle yapılır dedim. Hikayenin sonu da malum. Malum tabi. Yumruğu biraz fazla kaçırdılar. Öyle değil mi? Ne yaparsın? Zurnada peşlev olmaz, hamama giren terler. Biraz fazla külhansın ama zeki çocuksun. Öyleyizdir evvelallah. Garip bir halin var. Fakat lafını esirgememen hoşuma gidiyor. Sağ ol abi. Biliyor musun, sen de harbi adamsın ha? Hayatımı kurtaran bir vatandaşın müessesesine kazık atmaktan dolayı vicdani bir azap duyuyorum. Onun için bunları iade etmek... Koy onları cebine. Niye? Kılıcının hakkı da ondan. Fakat... Hakikaten bir vicdanın var da ona dokunuyorsa... Bu paraları avans olarak kabul et. Yeni işine karşılık. Seni kendime yardımcı olarak alıyorum. Yardımcı mı? İyilikten değil, yalnızlıktan. Paradan yana talim fena değildir ama... Şu gördüğüm bastondan başka dost... Bana da arkadaşlığı dokundu. Sessizdir ama istediğim zaman... Baston aratmayacağım, emin olun. Emin olmasam işe almazdım zaten. Sağ ol. Vazifeye başlamadan önce şu sizin dayı bozuntularına borcumu ödemek isterim. Borcuna sadık kimseleri severim. Bir dakika. Gelsene biraz. Yo, sen değil, sen. Gel bakalım şöyle biraz. Bana bak ahbap, elleri arkasında bağlı birine nasıl vurulurmuş öğren. Öğrendin mi dayı? Nasıl patron, beğendin mi ha? Bir emriniz mi var efendim? Sadece alakanızdan dolayı teşekkürümüz var. Barını fazla doğramalarına müsaade etmiyorsun he? İnsaf kumarbazlığın şanındandır çorbacı. Morfinsiz diş çekilir mi? Bu kazandırırsın uyuşur, yarın 10 çekersin acı duymaz ha? Önce seni toy sanmışdım. Meğerleyim, sen bu işin baş profesörüymüşsün. Aşağıda birisi mazotu fazla kaçırmış, havayı bozuyor abi. Şimdi bakarız nabzına. Bakarız. Sen dalgana bak çorbacı. Haydi bakayım. Yenge kızı bir tane, saçlar rosa bir tane. Yenge kızı ilgidir, bir tanesi benim gözüm. Dans biletinizi takdir ediyorum ama numaranızı başka yerde yapın. Ben burada oynayayım. Ben aynı fikirde değilim. Sen kim oluyorsun? Dışarı kadar zahmet buyur da künyemi arz edeyim sana. Hadi bakalım, lütfen havayı bozmadan çıkalım dışarı buradan. Hadi. Bırakın ya. Bırakın! Ben senin gibi züppelerin düzinesini ipliğe geçirir, tesbih gibi çekerim ulan! Çekersin tabii! Sen nesin be? Ben mi? Hiç, sen bakma bana, aldırma! Ben bir tane patlattı mı, dağıtırım suratını! Fazla dağılırsa toplanması zor olur! Beyefendi adresine postalıyı verin! Peki abi! Büyük cesaretini terbiye ederim. Sana bir sigara bana. Sağ ol. Çok müthiş bir adamsınız. Kuvvetimi senin gözlerinin renginden alıyorum bebek. Bir de başka mevzularda çalışırken gör beni, küçük dilini yutarsın. Hangi mevzularda? Artin Usta anlatır sana. Nane. Hokoros, mokoros, iki tavuk bir horoz. Şimdi sözün derinundaki manayı ifade ettin. Tebrik bey, tam işinin ehli bir adamsın. Oldu da. Bu seferlik de Allah ama bundan sonra parçayı değiştirin, sana 50'lik vereceğime altın dişlerini yuttururum ona göre. Hatırladığım kadının çirkin olduğunu söylemedim ki zaten. Her defasında 50 kağıda kıydığına göre o kadının aşkından hala kurtulamamışsın. Aksine nefret ediyorum. Fazla sakız olmuş bir laftır ama... Aşkın başı da sonu da nedir derler.
Sen şu parçayı değiştir. Eğer dişlerinin dökülmesini istiyorsan bir dişçiye git. Benim kerpeten biraz ayarsızdır ha. Hey gidi aşk hey. Merhaba Erol. Oh merhaba. Haberler geldi. Zehir gibiymişsin. Senin için gözünü budaktan sakınmayan adam diyorlar. Gözün kıymet olmayınca sakınmaya da lüzum kalmaz. Neden? Hayatın değersiz olduğu yerde gözün lafı mı olur? Gençe böyle konuşabilmen için tatsız bir aşk geçirmiş olman lazım. Tatsız ne kelime? Arnavut biberi gibi acı bir aşk. Güzel miydi? Mikrop güzel de olsa ne çıkar? E bitti öyle mi? Ha öyle. Bu akşam durmadan içtiniz müdür bey. Tasası sana mı düştü? Bu herifin derdi ne acaba? Bilmem, her zaman gelirler. Patronla bir dalgaları var anlaşılan. Patronla mı? Hoppala, al sana bir tip daha. Havada bir tatsızlık var. Nabızlarını yoklayalımlarız. Dur bakalım ahbap, nereye böyle? Sana ne, sen kimsin? Bakıyorum çok meraklısın. Farz et ki bu semtin muhtarıyım, ne olacak? Kenan bey'i göreceğiz. Evet ama... Eğer bir buraya gelirseniz size başka türlü karşılama merasimi hazırlarım. Ne var, ne oluyor? Amatör tarafından Kabadayı namzetleri. Vizesiz geçmek istediler, ifadelerini aldım biraz. Ah bu da zatınıza getir. Yalnız içindekileri vermek istiyorlardı ama ben ambalajıyla aldırmak istemem. Hem pazarlığımız böyle. Vazifem seni korumak. Adamların kim olduklarını merak etmiyor musun? Üstüme ait olmayan şeylere burnumu sokmam. Aferin. Çok akıllıca bir davranış bu. Vurdum duymazlığını seni kıran o kadına borçlusun herhalde. Seni böyle yapan o kadını tanımak isterdim doğrusu. Bir yılan resmi bulup baş olursun. Seni kaybetmekle hata etmiş. Ama ayrılığınız bana yaradı. Senin gibi bir dost kazandırdı bana. Dost değil, memur. Hayat kurtaran kimseye memur değil, dost denir. Dostluğumu ispat etmek için yarın seni eve götürüp karımla tanıştıracağım. Karıma dostum olarak tanıştırdığım ilk insan sen olacağına göre bana inanırsın herhalde. Al, ileride lazım olur. İyi geceler. Konser mi veriyorsun? Nefesim kesildi. Malum ya böyle kral yerlere alışık değiliz. Yürü de önce evin kraliçesini takdim edeyim sana. Ha, yalnız unutma. Karım ıslık çalmaktan ve argo konuşmaktan hoşlanmaz. Merak etme, yerine göre efendi lisanı da eder ağzımız. Niye durdun? Ben mi hiç? Bak şekerim, kimi getirdim sana? İstediğim Siyam kedisini mi? Hayır, hep sözünü ettiğim arkadaşımı. Dünyanın en güvenilir insanıdır. Kalk da tanıştırayım. Ah.
karım ve kendisine güvendiğim tek arkadaşım. Tanıştığımıza memnun oldum. Öyle mi? Güzel. İsminiz neydi? Erol. Evet, Erol Çelik. Erol Çelik ha? Güzel bir isim ama unutulmaya mahkum. Adamına göre değişir. Ve o hayatın hammallığını. Kol çalışma sende. Hisler tok kadının akla gelen şeylerdir. Yok canım, kolum pek de asiymiş Kenan. Asi olmak ukala olmaktan daha iyidir Leyla Hanım. Bari oturun da öyle kavga edin. Benim bildiğim tanışma insanlar birbirlerine sahte de olur. Bilirsin Kenan, sahtekarlıktan nefret ederim. Bir zamanlar acayip sokak köpeklerini toplardım bahçeye. Allah'tan biri beni ısırdı da vazgeçtim. Bu adamlarımdan farklı. Onu tanıyınca bana hak vereceksin. Erol Bey burayı sinema zannetti galiba. Dışarı çıkmak zahmetini gösterseniz de kocam giyinmeme yardım etse. Emredersiniz hanımefendi. Ne hak vermek, ne de birlikte olmak istermiş. Orayı sinema zannetmişim ha. Kocası giyinmesine yardım edecekmiş. Karım hakkındaki fikrin? Allah sahibine bağışlasın. Biraz sert konuştu ama kalbi dili kadar sivri değildir. Beni ilgilendirmez. Yoksa beğenmedin mi? Beğensem ne fark eder? Senin karın, sen hoşlanıyorsun ya yeter. Bir kadın tarafından terk edildin diye bütün kadınlara düşman olmana lüzum yok Erol. Doğru. Ya, demek beyefendi bütün kadınlara düşman. Bütün kadınlara değil, tek kadına. Demek düşmansınız. Babanızı mı öldürdü? Dün sevme arzusunu öldürmüş. Oturmaz mı? Peki, o kadına rastlasanız ne yapardınız? Bir şey yapmaya değmeyecek kadar adi bir kadındı. Sizi böylesine kinle bileyen kadını merak ettim doğrusu. Bir göreseğinize bakılırsa, adam... Halbuki kocam sizi köprü altında bulduğunu söylemişti. Terbiye köprünün altı ile üstüne göre değil Bişir. Nasıl? Bahsettiğim kadar zeki değil mi? Bilmem. Sen de karımı tarif ettiğimden daha da güzel bulmuşsundur. Fazla dikkat etmediğim için cevap veremeyeceğim. Beni güzel bulmanız için pertavsuzla bakmanıza lüzum yok Erol Bey. Halbuki sizi bana sorsalar, yakışıklı bir delikanlı derim. No? Yoksa bu tabirden hoşlanmadınız mı? Daha az yakışıklı fakat daha talihli olmayı tercih ederdim. Tıpkı benim gibi. Sevgiliniz sizi niye terk etti? Bu yakışıklılığınızı görmedi mi yoksa? Yalnız kalpsiz değil, kördü de. Para hırsı onu kör etmiş. Bense meteliğe kurşun atıyordum. Onu hala seviyor musunuz? Sevmek bir yana, vaktiyle nasıl bile hayret ediyorum. Öyle mi? Müsaadenizi rica edeceğim. Niye kaldı? Bugünlük bu kadar imtihan yeter de ondan. Hem kulüpte yapılacak işlerim var, müsaadenizle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Madan alay ediyor benden. Sevgilini sizin niye terk etti diye soruyor. Yok, ben yakışıklıymışım. Onda ne buluyorsun bilmem ama nezaketten yana hiç nasibi olmadığım o. O kadından bahsedilince kendini kaybediyor adeta. Ya, öyle mi? Evet, öyle. Merhaba Artın. Oo, merhaba beyzadem.
O merhaba müdür bey, merhaba. Merhaba. Seninki zil zurna aşık. Daha ilk bakışta anlamışımdır. Bu oğlan aşk ateşi bulmaktadır. Böyle ha? Dua et hayatımı kurtarana. Yoksa beni nikah dairesi önünde ekip bu hale getirdiğin için dünyanı dar etmeye yeminim vardı. Cevap vermedin Erol. Korku değil. Sadece nefret ettiğim birini hatırlatıyor. Herhalde kaynananla konuşacak hususi şeylerim vardır. Sadıklar Şahı, sadakatin için madalya verdiler mi sana? Sual soracağına cevap ver. Dışarı çıkmamanı tembih etmiştim, niye buradasın? Erol bey vazifelerinin mahiyetini unuttular galiba. Kocam sizi bana muhafızlık edin diye tuttu, emretmeniz için değil. Bir muhafız olarak eve dönmenizi söylüyorum. Dansla başım hoş değildir. Sen? Kendi için değil, kocan namına hareket ediyorum. Öyleyse onun namına birazcık daha sıkı sarıl bana. Sıkmaya başlarsam hızım ağlamam, belki kaburga kemiklerini kırarım. Doğru. Hoyratlıktan, kadınları incitmekten başka ne bilirsin zaten? Bir sigara ver de gidip kumar oynayayım bari. İskambil kağıtlarının en kötüsü bile senden daha şirindir.
Kağıtlar herhalde senden daha fazla yakınlık gösterirler bana. Tete papazlara çarpma. Bana akılcayla para versen daha iyi edersin. Buyur. Kibarlığın ilk şartı kadınlara para verirken gülümsemektir. Kibarlıktan yana bir iddiam yok. Üstelik para da kocana ait. O gülümsesin. Gene kaybettiniz. Bütün param suyunu çekti. Maalesef şansınız yok. Biraz daha para versene. Ben darphane değilim. Param bittiyse oyunu bırak. O korkakların harcıdır. Aa tamam, kolyemi unutmuştum. Bu kadar yeter artık. Çünkü biraz sonra sıra elbiselerine gelecek. Sana ne gelecekse? Burası kumar salonu. Striptiz yapılacak pavyon değil. Bırak kolumu! Çürümesin, istemesin, efendi efendi yolu tut. Zaten gazinonun kapanma saati geldi. Aa herkes tavuklar gibi erkenden gitmiş, ne fena! Tavukların yatma değil, kalkma saatleri... Şarkı seni niye delirtiyor? Bilmiyorum. Öyleyse ben söyleyeyim de öğren. Bu sevişen iki gencin şarkısıydı. Evinize geldik hanımefendi, artık içeri girebilirsiniz. Bana refakat etmekte gösterdiğiniz nezaketi bir kadeh içkiyle cevaplandırmak isterdim. İçki içeceğim yeri, zamanlı ve beraber içecekler mi kendim? Beni sevmiyor musun artık? Bakışlarım seven bir adamınkine benziyor mu? Ne de olsa muhafızımsın, bu işi kocam emretti sana. Benimle odama kadar gelecek, onun yaptığı gibi bana yardım edeceksin. Yalnızlıktan korkuyorsan şarkı söylersin. Kendi kendine soyunamayacak kadar bebek de değilsin. Hadi eyvallah. Alo? Leyla mı? Bu saatte rüyanda mı gördün? Anlamadım. Ne pavyon? Hangi pavyon? Yaratmadım ki rüya göreyim. Zaten bu tersliğine seni rüyamda görsem dudaklarım uçuklar. Dinle, ben Suat Kulüpteyim. Saatten 1.30'da gelip beni buradan al. İşte bu kadar. Alo! Alo! Kapattı namussuz. Senin ne mikrop olduğunu bilirim. Gün ola harman ola. Sokul, sokul! Bakalım vakit tamam. Aa saat daha bir, yarım saat.
saat erken geldin. Amerikan barda otur da hesabıma bir viski iç. Buraya alkolizm talim etmeye değil, seni eve postalamaya geldim. Yok canım. Eğlenceyi bırakacak göz var mı bende? Gideceğim saati kendim tayin ederim. Senin hiçbir şey tayin edecek halin yok. Baksana, seçtiğin kavalyede bile falsolusun. Akranlarım daha temziklerini ağızlarına alıp yatmışlardır. Sen gecikmişsin evlat. Hanımefendi gitmek istemiyorlar. Açılın da lüzumsuz bir hadiseye sebebiyet vermeyin. Ya öyle mi? Lüzumsuz hadise senin burada olman. Evin yolunu tut da validen merak etmesin. Çekil lan! Utanmayı unuttuysan kocanın şerefini hatırlamak zahmetine gir. Bırak beni, bırak! Eğlenmek istiyorum, eve girmeyeceğim. Hiç arzu etmediğim bir şey ama kocan seni benim muhafazama bıraktı. Bu angariyi çektiğin müddetçe ben ne dersem ona ayak uyduracaksın. Teklemek yok! Hadi yürü! Oh, bırak beni! Bana bak! İstediğin erkekle gez, eğlen, gönlün çekiyorsa seviş. Aha, ne geniş anlayışın varmış senin! Ne alt edersen et, bana vız gelir! Ama ancak bunları kocan geldikten sonra yapabilirsin. Kendi etrafında erkek sinek uçtuğunu görürsen fena olur sonra. Yok canım! Başka emriniz var mı efendim? Evet, var! Kocan geldiğinde seni evde bulmalı. Çekinmeyin! Yabancı değildir. Ona siz de benim kadar güvenebilirsiniz. Oo, vay vay vay! Ahbap, çeksene şu oyuncağı, şeytan doldurur derler de. Silahlarınızı aynı hızla Turgut ve adamlarına karşı çekmeye alıştırın kendinizi. Çünkü işi azıttılar. Onun sonu yaklaştı. Keskin sirke küpüne zararlıdır. İhtiyatlı olalım. Yakında seyahatlerimizi daha yüklü para yığınlarıyla yapabileceğimizi ümit ediyorum. Fakat her an dikkatli olmamız şart. Gidebilirsiniz. Peki patron. Ben hata yapmam. Ben güvenilmeyecek dala basmam. Anlıyorsun değil mi? Evet, anlamaya çalışıyorum. Biliyor musun Erol? Leyla'yı çok özledim. Özlemek çok tatlı bir şey. Leyla'yı çok seviyorum. Onu hiçbir zaman kaybetmek istemem. Hoşça kal. Hoş bulduk. Işıklandırdın. Teşekkürler. Işığı karıma borçluyum. Leyla, bugün her günkünden daha güzel. Ay, iltifat ediyorsunuz. Seyahatiniz nasıl geçti Kerem Bey? Leyla'dan ayrılmanın üzüntüsü bir yana, fevkalade. Erol Bey! Erol Bey! Hayrola Artin? Böyle musibet yerde hayır olur. Hayrı kim kaybetmiştir de biz bulacağız. Ne var gene? Ne yok ki? Eğerle imzatınız oyun salonuna kudumunuzu basmadığınız takdirde... Gene lügat paraladım be! Sana kaç kere söyledim, benden konuşurken Sultan Palamut zamanından kalma lafları kullanma diye. Aman ineneyim! Biz burada lügat mürakaşası eder isek... aşağıdaki azgın vampir herif salonu alt be üst edecektir. Tasalanma sen, onun da bakarız zayicesine. Hadi bakalım, hadi! Buyurun. Bakalım, yürü! Seni bir dakika yalnız bırakacağım sevgilim. Yazıhanede ufak bir işim var. Hemen gelirim. Sen beni düşürme. Nasıl olsa oyalanırım. Teşekkür ederim. İçkiyi günden güne arttırmaktasınız. Belki aşığımdır da ondan.
Öyle de olsa, şikayetçi misiniz aşkım? Ya siz Leyla Hanım, sizin bu husustaki düşünceleriniz? Anlıyorum aslanım, anlıyorum ama kabahat sende. İçki denen zıkkımı usulü ve reçetesiyle içeceksin, yoksa fena çarpar adamı böyle. Şunu arz etmek isterim. Kes, kes! Beyi konforlu cinsinden postalayın. Emredersin de oğlum. Ya bırakın beni burada bir iki kadeh daha içeyim. Bense acıyorum. Kocama hakkımda çok iyi bir rapor verdiğin için teşekkür ederim. Üstümde bir ağırlık var. Günah çıkartmak bizde de adet olsaydı hafiflerdin herhalde. Espri yapacağına benimle dans et. Kocan ne günah? Kocamın sana itimadı var. Korkma, kıskanmaz seni. Hadi Erol, dans et! Bu dalalık etme! Ne kadar inatçısın! Kenan sevgilim, ne zaman başımı sıkışsa imdadıma yetişirsin. Para mı lazım? Hayır, dans etmek istiyorum, teşekkür ederim. Sen kaçtıkça kocam da seni bana doğru itiyor. Bu bir şey değiştirmez. Bu dalalık ettiğini farkında değil misin Erol? Aşkımdan sersemlemişsin, şaşkınsın! Hala ne diye bu manasız inat? Kendimi tutamayıp tokatı patlatırsam niye olduğunu anlarsın. Konuşuyordunuz. Dans etmek, konuşmak için bir vesile değil mi zaten? Çok romantik bir laf, biraz işim var. Erol götürsün. Buna da bir itirazımız yoktur herhalde. Başka kim girebilir? Benim gelişim seni niye şaşırttı bu kadar? Hiç, seni beklemiyordum da. İşim çok gecikirim demiştin. Daha geç geleceğini tahmin ediyordum. Tahminler insanı bazen yanıltırlar. Erol ne zaman gitti? Beni eve bırakır bırakmaz, içeri bile girmedi. Yoksa hala dönmedi, daha mı iyi bilirim? Neden? Neden mi? Yalan söylediğin için. Saçmalıyorsun Kenan! İftira etmeye hakkın yok! Ya senin beni aldatmaya hakkın var mı? Erol az önce buradan çıktı. Sevişiyordun sonunda. Hayır Kenan! Sus! Ben konuşurken başkalarının konuşmasını istemem. Seninle evlenirken mazine göz yumdum diye... bundan sonrasını da geçmişin gibi yaşamaya kalkışırsan... yaya kalırsın. Senin hayatın seni satın aldığım gün benimle başladı. Seni sevdim. Hem de delicesine. Sana sokulamayacak, seni mukaddes görecek... sana el süremeyecek kadar çok sevdim. Sen benim dünyamsın. Seni kendimden bile kıskanıyorum, anlıyor musun? Bırak Kenan, bırak! Ama benim kutsallaştırdığım bu varlığa bir başka el değerse... sana ilk dokunuşum öldürmek için olur Leyla. Boğarım seni! Bırak. Acımadan, zevkle boğarım! Bırak. Boğarım! Bırak, yalvarırım! Boğulur! Affedersin Leyla. Sevgi insanı bazen delirtiyor. Bir an için gözlerim karardı. Canını acıttığım için özür dilerim. Ben de bir gözlerinin kararmamasını dilerim. Bu geçerden Erol'a bahset. O kadar düşüncesiz değilim Kenan. İnşallah bu gece ikimiz de unuturuz. İnşallah.
dans etmek ister mi? Canım istemiyor. Her zaman eylem... Biraz keyifsizim işte. Versin. Başını derde soktun. Herifi öldürmeden de halledebilirdi. Bastonumun en hoşlandığım huyu... ...bana ders vermeye kalkmaması. İstersen bastonunla kalabilirsin gene. Daha zamanı değil. Ama korkarım yakında öyle olacak. Bir bastondan değersiz olmaktansa... ...istifayı basıp gitmek daha iyi. Bastonum bana çok sadık ama... ...karımla uğraşamıyor. Ben birkaç gün yok olacağım ortadan. Leyla'yı oyalamak, şimdi de eve götürmek için... ...sen bastondan daha faydalısın. Takdirsin, teşekkürler. Teşrifatı bırak da Leyla'yı eve götür şimdi. O iş için biraz geç kaldık. Sen benden daha iyi bilirsin. Onu bul ve derhal eve götür. Kapatılmıştır burası. Çek ellerini be! ...istedi diye geldim. Bırak beni! Hadi asılma, yürü! Bırak beni, bırak! Fazla uzak, hadi yürü! Biraz canlı yaktım ama kusura bakma. İnatçı katırın derisi bereli olur derler. Ne derlerse desinler. Ben beni hala seviyorsun derim. Hadi be, saçmalama! Dudaklarım dudaklamayacağını biliyorsun. Çünkü beni hala seviyorsun. Seviyorsun! Seviyorsun! Evet. Seni hala seviyorum. Ben de Erol. Bir dakika, ben sana her şeyi anlatacağım. Gitme Erol, gitme! Sana bir kötülük yapabilir. Gel! Gitme Erol, benim için gitme! Bak beni! Erol! Buyurun Kenan Bey. İstanbul'u terk etmem lazım. Bir şey mi oldu efendim? Evet, bir cinayet işledim. Polis peşime düşecektir muhakkak. Onun için bir müddet buradan ayrılmam lazım. Bir daha İstanbul'a dönmeyecek misiniz? Döneceğim. Burada Erol ve Leyla'la hesaplaşacak bir...
Buyurun efendim. Kenan'ın otomobilinde bulunan hüviyet cüzdanı. Peki, gidebilirsin. Kenan otomobiliyle uçurumdan yuvarlanıp öldü ha? Evet, otomobili uçtuktan sonra infilak etmiş. Kenan'dan kalan sadece yanık et parçaları ve bu hüviyet cüzdanı. Acaba kaza nasıl olmuş? Polisten kurtulamayacağını anlamıştı. Belki de intihar etmiştir. Sonra tahkikat bitinceye kadar kulüp kapalıdır. Açılması için ikinci bir emir bekleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet efendim, anlaşıldı. Demek Kenan öldü ha? Kenan evlendi, daha derine, uçurumun dine gömüldü. Ölümden kaçılmaz Erol. O nasıl olsa çok yapacaktı. İnsanlarla uğraşıyordu. Bunda bizim kabahatimiz yok ki. Zaten... Yoksulluk ayırdı bizi. Ama kader gene birleştirdi. Onun önüne geçilmez ki. Artık aramızda ne parasızlık, ne de başka bir insan var. Öyle mi? Kırılan gururumla bin insanın hayatını unutuyorum. Sen dur! Sen kulübe git, et bu kontrole. Peki patron. Sen de burada beni bekle. Ah! Hani saadetimden uçacağım derler ya, ben de öyleyim tıpkı. Bana sıkı sarılmasan havalanacakmışım gibi geliyor. Bense utancımdan yerin dibine giriyorum. Kolların senin felaket saçan vücuduna uzanabiliyorsun. Erol! Erol'üm, Erol yok artık! Karşımda kocan değil, bir zamanlar senin yüzünden köprük var. Fakat sevgilim... Açıl! Yoksa tokadı yedin mi suratın çarşamba pazarına döner. Ne biçim konuşuyorsun? O biçim işte! Beni açmaza getirip daha tophane kaldırımlarına düşürdüğün zaman... Beni bu hale getirir, sonra da böyle sütü çalınmış fıkara keçisi gibi aval aval bakınırsın ha! Erol! Zırlama! İki damla gözyaşıyla pabucu çözülecek makarnacı yok karşında! Bilim, söylediklerin şakaydı değil mi? Ne şakası, sadece başlangıç! Cehennem hayatı yaşatacağım sonra! Doğduğuna doğacağına pişman ettirsem seni, bana da adam demesinler! Bu evden dışarı bir adım atmak, kimseyle konuşmak yok! Ana kontra gidersen hiç acımam, sıktın mı gırtlağını serve altı palası boylarsın! Yürü! Daha başlamadı ki yetsin! Sana karşı hatalarım olduysa affet beni! İnan bana, hayatımda tek sevdiğim erkek sensin! Tek erkek mi? Bu sözleri de bozuk plak gibi her karşına çıkan erkek tekrarlarsın! Hayır, 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 yanılıyorsun! Kulaklarıma mı inanayım sana mı? Bir vakitler Kenan'ı atıyordun oralara, hem de benim yanımda! Sonra aynı şarkıyı ozdu. Kızdırmak içindi. Madem öyle sevinebilirsin, istediğin oldu, kızdım. Hatta kızmak ne kelime, nefret ettim senden, nefret! Gel buraya. Buyur şef. Bundan sonraki vazifen Leyla Hanım'ı takip. Tazı gibi peşini bırakmayacaksın, gölgesi olacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şef. Şef Mehdi'ye yağ çekmeyi bırak. Eğer dalga geçer, kızı kaçırırsan... Merak etmeyin. Ne derse desin, Leyla'nın cevap vermek, onunla konuşmak yok. Baş üstüne. Bir terslik olursa, bunu hayatınla ödersin. Ona göre. Hadi şimdi bas bakalım. Affettirmeye geldim. Yalanlarına karın tok! Haklısın, vaktiyle seni kırdım. Ama inan bunun çok mühim, hem de itiraf edemeyeceğim kadar gizli bir sebebi vardı. Tek sebebi vardı, sen paraya tapıyordun... Bense tek kuruşa dürbünle bakacak kadar zür. Diyeceği yerde, başını derde sokar. Boş versene! Senin soktuğun derdin yanında ötekilerin lafı mı olur? Müdüriyet mi? Patron öldü diye o paralara yedirmezler evladım. Yok canım, öyle mi bebek?
Fazla şirinlik yaparsan kıymetli vücudunu kurşunlarla süslerim. Ver şu çantayı! Vay! Zahmet et de kendin al. Bunca para için iki adım atıver artık ha! Al bakalım bebek, hop! Ne? Polis mi? Sen mi? Tabii ya, ne zannettin? Gel bakayım sen de benimle beraber. Vay canına! Takın bunların üçünü de içeriye. Sonra teker teker çekeceğim. Hadi bakayım. Emredersiniz komiser bey. Ne o? Erol bey? Tanıyamamış gibi bakıyorsun. Konservatuvardan mezun bir insanın hem bu kadar kıyak piyano çalması hem de... Hem de eli silah tutması olmayacak şey değil Erol bey. Parmaklarım tetik çekmekte, piyano tuşlarında dolaşmaktan daha ustadır. Hem komiser ol, hem de aylarca piyanist tümeniyle benim gibi bir kopuktan haşlama yemeye boyun eğ... kolay dalga değil yani. Sen de iyi bir insansın Erol. Dürüst bir meslekle güvenebileceğim bir hayat arkadaşı seni istediğin insan yapar. Gördün işte. Bir kadın. Ha, el sürdürmeyecek kadar dürüst. Kocası sıfırı tüketmişti, el uzatacak hali yoktu. Amteki parazitler... Hı? Ben ne kadar piyanistsem, o da o kadar kötü kadın. Kalk bir kelam, ne demek yani? Leyla sivil polistir demek olmanı istemiyor. Kenan ölünce, yani biz evlendikten sonra bana her şeyi söyleyebilirdi. Söyleyemezdi. Selameti için biraz daha sabretmesi lazımdı. Gevezelik edeceğine zünüye koşarsan onu bir şeytan değil, sevgilisini bekleyen... Durma, hadi koş! Tuttum sevgilim. Senin yanında. Söylemiştim ona. Öldü bilince ya fırsat bulurum diye. Şimdi düşündüğümde çıktı işte. İşin sonunda yine berabersiniz. Ama bu ölüm yok. Ölmediğini tahmin etmiştim. Ama resmen bilirin saadetlerine başlangıç olurmuş derler. Vaziyete bakıyorum da hakikaten doğru bir söz. Hadi artık burada durmayın. Hadi hadi durmayın bakayım, koşun hadi.